Sevgili seyirciler, bu hafta bir konuğumuz vardı. Kimimiz için davetsiz sürpriz misafirdi. İlber Ortaylı bizzat kendisi gezdirdi Kapalı Çarşı'da, işte farklı yerlerde, tarihi İstanbul'da, Yarımada'da ve de sonrasında kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da konuştu. İtalya'nın G7 liderliğini üstlendiği 2024'teki ilk yurt dışı gezisini İtalya Başbakanı Meloni Türkiye'ye yaptı ve Erdoğan'la konuştu. Ne konuştular? Bayağı tartışıldı. Acaba hani Afrikalıları bize mi gönderecekler diye. İsterseniz İtalya'ya bağlanalım. Raffaella Macchetti bizi bekliyor. Şunu merak ediyorum. İtalyan Başbakanı neden Türkiye'yi ziyaret etti? Biz bayağı bir şaşırdık. Bilinen bir ziyaret miydi? Neler görüşüldü? İtalya Başbakanı Meloni'nin Türkiye ziyareti bir dizi önemli konuyla ilgili stratejik görüşmeleri içeriyordu. Bu ziyaretin temel gerekçelerinden biri önemli bir göç sorununun çözümüne yönelikti. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya yönelik göç akışı İtalyan hükümeti için ciddi bir zorluk oluştururken, Türkiye'nin bu konuda oynadığı rol uluslararası işbirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Türkiye'nin sığınmacılar konusunda çabaları ile işbirliği potansiyeli ziyaretin öne çıkan bir bileşeni olarak değerlendirilebilir. İkinci önemli gündem maddesi Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarla ilgiliydi. Türkiye'nin geçmişteki arabuluculuk çabaları İtalya Başbakanı Meloni tarafından takdirle karşılanmış ve bu çatışmanın çözümüne katkı sağlamak adına devam etmesi için teşvik edilmiştir. İki ülkenin diyalog ve uzlaşı arayışının devam etmesini sağlamak amacıyla işbirliği yapma konusundaki ortak çabaları ziyaretin önemli bir boyutunu oluşturmuştur. Üçüncü olarak İsrail-Filistin dosyası tartışmalarıyla ilgili olarak İtalya ve Türkiye arasındaki farklı pozisyonlar dikkat çekmektedir. İtalya'nın genellikle İsrail'e daha uyumlu bir duruş sergilemesine karşın Türkiye ile Filistin tarafına saf tutmuştur. Son olarak ekonomik ikili iş ilişkileri ziyaretin odak noktalarından biri olmuştur. İtalya ve Türkiye arasındaki ticaretin önemi ve potansiyeli göz önüne alındığında savunma endüstrisi de dahil olmak üzere daha fazla iş fırsatı yaratma konusundaki görüşmeler önem taşımaktadır. İki ülke arasında mevcut olan 35 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin arttırılması, ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ele alınan kilit konulardan biridir. Bu dört ana konu, Başbakan Meloni'nin Türkiye ziyaretinin temel gerekçelerini oluştururken, aynı zamanda İtalya'nın 2024 yılındaki G7 başkanlığı sürecinde ortaklaşa çözülmesi gereken ek konularında önünü açmıştır. Bu ziyaret hem bölgesel hem de küresel düzeyde işbirliği ve diplomasi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İtalya basınında bu görüşme nasıl yankı buldu onu merak ediyorum. Afrikalı mülteciler konusunu siz orada konuşuyor musunuz? Türkiye'ye gönderecek miymişsiniz sayeden? Türkiye ile ilişki geleneksel olarak güçlü olsa da enerji ve Libya dosyaları gibi çeşitli anlaşmazlık noktaları olmuştur. Türkiye, NATO üyesi ve politik bir ortak olarak önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği aday üyesi. Bu ziyaret özellikle göç, Rusya-Ukrayna çatışması ve Gazze'deki çatışmalar konularında Türkiye'nin kilit bir oyuncu olarak kabul edilmesi nedeniyle İtalya ve İtalyan hükümeti için son derece önemliydi. İtalya, Avrupa Birliği'nin güney cephesinde yer alıyor. Avrupa'ya yönelik göçün büyük bir kısmı İtalya üzerinden geçtiği için İtalya Avrupa'ya yönelik göç akımlarının birinci sırasında yer alıyor. Bu nedenle göç önemli bir konu. Ayrıca birkaç ay içinde Avrupa Birliği seçimleri olacak ve göç dosyasının bu seçimler için önemli bir konu olacağını da unutmamak gerekir. İtalyan hükümeti göç akımlarını daha etkili bir şekilde yönetme konusunda güçlü bir irade ortaya koyuyor. Türkiye'nin Libya'daki varlığı nedeniyle Türkiye ile bir anlaşma sadece ikili ilişkiler açısından değil, aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru göçle ilgili olarak da son derece önemlidir. Sayın Marchetti çok çok teşekkür ederim.